Evet kıymetli izleyenler, İzmir'den dünyaya açılan pencereden herkese kucak dolu sevgiler, selamlar. Bizim UBA programında bugün çok kıymetli bir konumla beraberiz. Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Sevim'le beraberiz. Genç bir genel başkanla beraberiz ve tabii ki yeni kurulan ve gerçekten de hızlı işler yapan çok kıymetli genel başkanı sözü vermek istiyorum. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Öncelikle ayağınız tozuyla İzmir'imize hoş geldiniz. Ekibinizle birlikte sefalar verdiniz. Allah razı olsun. Bizi bu programa davet ettiğiniz için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Sesimizi duyduğunuz için bize bu yolda, gittiğimiz bu yolda bize kapı açtığınız için size tekrardan hayretten teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkan. Tabii bizler sizle erken buluştuk. Öncesi güzel sohbetlerimizi yaptık. Evet. Gerçekten ben bile sohbetlerimizi sizle ettiğim sohbetlerde yapmış olduğunuz başarıyla gerçekten gurur duydum. Güzel işler yaptığınızı görüyoruz. Tabii bu güzel partimizin aslında evveliyatı var ama tabii şimdi yeni kurulan parti. Bildiğim kadarıyla taze, daha 4,5-5 aylık parti. Ama çok güzel işler başardığınızı biliyoruz ama öncelikle biz buna gelmeden önce kıymetli Ahmet Sevim'i bir yakından tanıyalım. Bildiğiniz gibi Ahmet Sevim, Cumhuriyet ve Adalet Partisi'nin genel başkanı. Yozgatlıyım. Evli bir çocuk babasıyım. Ticaretle uğraşıyorum. Ahmet Sevim böyle bir adam. Sosyal hayatında. Evet Sayın Başkanım, öncelikle bir de partimize girmek istersek. Öncelikle partiyi nasıl kurmaya karar verdik? Daha önce bir siyasi geçmişiniz var mı? Oradan başlayalım. Ve bir de parti ismini biraz sonra alacağım sizden ama öncelikle bir partimizi kurma amacı nasıl oldu Sayın Kıymetli Başkanım? Şimdi Türkiye'de siyasi partiler anlamında evet birçok partiye görev aldık. Aldığımız partiler içerisinde insanlara verilen vaatlerin tutulmadığını, yapılacak işlerin yapılmadığını ve yalanla dolanla bir şeylerin de yürümediğini gördüğümüz için biz de bu oluşumu yapma kararı aldık. Bu kararı alırken de sağ olsun kurduğumuz ekip bize her anlamda fazlasıyla destek verdi. İnsanların güvenini almak ve böyle bir zor yola çıkmak kolay değil. Sonuç olarak kurduğum bir siyasi parti ve 85 milyon hitap ediyorsun. Hitap ederken yalanla dolanla ya da giydiniz. Gerçekten size ve ekibinize başarılar diliyorum. Şimdi tabii ki ona gelmeden önce parti ismine gelmek istiyorum. Yani biraz önce ben konuyu sizden dinlemiştim ama öncelikle parti ismi nereden geldi başkanım? Biz Türkiye'de Cumhuriyet ve Adalet Partisi. Yani biz Türkiye'deki partilerdeki bir ana muhalefetle iktidardaki partilerin eksik olarak gördüğümüz yanlarını aldık. Dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin koruyamadığı Cumhuriyet yaklaşık bir yıldır bu oluşumun içerisindeydik. Resmiyetimizi de son 5 ay içerisinde kazandık. 5 ay içerisinde de çok ciddi yol kat ettik. Bundan sonra devam edeceğiz. Aynı zamanda. Ve bir de maşallah, yani dediğim gibi hiç herhalde genel merkezde durmuyorsunuz. Bildiğim kadarıyla hep devamlı uzun yollardasınız ve ben tabii ki sevgili izleyenler, aslında kıymetli başkan sohbeti yaptım ama biraz da kendisine yeri vereceğim. Tabii ki Doğu bölgesi zor bir bölge ve gerçekten de iyi bir yapılanma yapıldığını da görüyoruz. Bildiğimiz kadarıyla herhalde kaç ilde yapılanmaya gittiniz şu kıymetli başkan? Şu an 48'in tamamen bitti. Doğu ve Güneydoğu'nun tamamı bitti. İstanbul, Ankara, İzmir, Rize, Mersin, Kocaeli, Edirne, Balıkesir, bu bölgelerde de yapılanmamız bitti. Çok şükür iyi gidiyoruz. Doğudaki ve batıdaki il ve ilçelerimizin sayıları da artmaya başladı. Ağrı'da 9 ilçe var. 9 ilçemizin tamamı hazır. Maşallah. Çok ciddi bir yapılanmamız var. Çok ciddi ilerliyoruz. Ama sağ olsun insanların güveniyle bu işler oluyor. Takdir edersiniz ki siyasi parti insanlarla beraber yol alıyorsun. Aldığın yolda da bu insanlarla beraber yol yürümen lazım. Elhamdülillah bizi bildikleri için biz yanımızda duran insanları, yola çıktıklarımızda, yolda bulduklarımızda değişik insanlardan olmadık. Olmayacağımızı bildikleri için sağ olsunlar. Her konuda bize partileşmede ve
İl ve ilçe çalışanlarına bize çok destek oluyorlar. Şimdi başkanım, herkes hep en kolayından başlar. Siz en zorundan başlamışsınız. Doğu ve Güneydoğu hakikaten kolay bölgeler değil. Öncelikle oradaki başarıyı bir almak istiyorum sizden. Orayı biraz aşmanızı da sizden istirham ediyorum. Öncelikle nasıl karar verdiniz? Şimdi kolay değil, bir genç başkansınız. Ben biraz önce gördüm. Çok da böyle bir tevazi bir ekiple yola çıkıyorsunuz. Yani çok kıymetli Ecem Hanım, çok kıymetli başkan vekiliniz ve çok kıymetli bir dostunuz daha var. Yol arkadaşınız. Öncelikle bizi bir anlatın. Yani nasıl bu serüveni yapıyorsunuz? Nasıl yetişiyorsunuz? Ve neden öncelikle Güneydoğu ve Doğu bölgesi tercih ettiniz? Hani Batı'dan da başlayabilirdiniz. Ne gördünüz? Önemli olan zoru başarmaktı. Önemli. İnsanlar artık siyasi anlamda yeniliklere aç. Ve biz de yeni bir parti olarak, belki Türkiye'nin şu an en genç siyasi parti başkanlarından biri olarak, amacımız zoru başarmaktı. Zoru başarmak için çıktığımız bu yolda da evet, önümüzde engeller olduğu, aşılacak problemler oldu ama biz bunların, Allah'a şükür olsun, hepsinin üstesine geldik. Halkın da çok büyük desteği oldu. İnsanların bize dönüşleri, önemli dönüşleri ve insanların birbirine söylemesiyle bu süreci daha da fazla hızlandırdık. Peki Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu'da öncelikle nasıl bir tepkiyle karşılaştınız? Siz öncelikle gittiğiniz zaman, dediğimiz gibi yeni parti, bir de sakın beni yanlış anlamayın, hep insanlarımızın artık böyle bir genel partilerin vaatlerinden artık yorulduklarını görüyoruz. Artık insanlarımız bilinçlendi. Bir de arkadan gelen bir Z kuşağı var. Biraz sonra tabii ki Z kuşağına da değineceğiz. Öncelikle siz nasıl gidiyorsunuz halka? Şimdi dediğim gibi zor bölgeye gittiniz. Tabii ki burada da yapılanmalarınız devam ediyor. Bilim kadar İzmir'le ilgili de bir sürpriziniz de var. Bugünkü ziyaretinizde de bunu sizden dinleyeceğiz. Öncelikle siz ne vaat ediyorsunuz kıymetli seçmene ve insanlara? Tabii ikna edemeyeceğim ama neler konuşuyorsunuz kıymetli başkan? Biz insanlara... Ne anlatıyorsunuz? Biz insanlara önce doğrunun ne olduğunu anlatıyoruz. Yapılan yanlışlıkları anlatıyoruz. Yapılan hataları. İnsanların bazı konularda, evet, bizim insanlarımız hakikaten çoğu konuda bilinçlenmiş durumda. Ve her gittiğimiz yerde sohbet esnasında, bir genç olmamdan dolayı ve bayrağına, vatanına, devletine sahip çıkan bir yapım olduğundan dolayı, insanların bundan dolayı bize çok güzel dönüşler oluyor. Ben herkese söylüyorum. Her sohbet masalarında da, her ikili diyaloglarımızda da, bize vatan, millet, devlet sevdalısı insanlara ihtiyacımız var. Bizim derdimiz vatan, millet, devlet. Bunun dışında bizim bir şeye ihtiyacımız yok. Türkiye'de o kadar sorunlar varken, o kadar problemler yaşanırken buna sessiz kalamazdık. Platon'un Devlet kitabında çok güzel bir sözü var. Eğer yapılan haksızlıklara duymamazlık yaparsan, görmemezlik yaparsan biz insanlıktan çıkmış oluruz. Biz insanlıktan çıkmadık. Bizler doğruyu göstermek ve doğru yolda ilerlemek için bunları yapıyoruz. Evet, bazı siyasetçiler gece yatarken kirli siyasete bulaşanlar, gece yatarken huzurla kafalarını koyup yattıklarında biz bunu yapamıyoruz. Bizim derdimiz insanlara, geleceğimize, alttan gelen yeni nesillere nasıl fayda sağlayabiliriz? Neler yapabiliriz? Bütün teşkilatımızın kafasına kurulduğu en büyük geleceğe dair planlamalarından biri de bunlar zaten. Peki kıymetli başkanım, tabii şimdi biz biraz sizi yakını tanımak için, partinizin tüzüğünü de, parti içindeki insanları da öğrenmek açısından, öncelikle sizin kıstaslarınız nedir? Yani parti kimler görev alıyor? Kimlere kapınız açık? Veya şu anda kendi partinizin bünyesinde kimleri dahil ettiniz? Biraz onları açıklarsanız daha sonra diğer sorularımızı da yavaş yavaş kaldırın, devam edelim kıymetli başkanım. Şu an siyaset arasında yer almış, daha öncesinde yer almış ve ismi bazı suçlamalara karışmış kimseyi almıyoruz. Bunlar önemli kıstaslarınız. Önemli kıstaslar. Çünkü herkes aynı yüzlere alıştı şimdiye kadar siyaset arenasında. Hep aynı yüzler, hep aynı kişiler, hep aynı davranışlar. Biz de dedik ki biz farklıyız. Bizim farklılığımızı da hem teşkilatlanma yapısı olarak hem duruşumuz olarak sergilememiz lazımdı. Bu duruşu da sergilediğimizi düşünüyorum. Elhamdülillah, bu duruşu da sergilediğimiz için insanlardan, her gittiğimiz yerden, her konuştuğumuz, her dokunduğumuz insandan
olumlu dönüşler alıyoruz. Değil mi? Bir de bildiğim kadarıyla subaylar, bildiğim kadarıyla kimlerden yer alıyor? Çünkü bir de önemli bunlar. Yani kolay değil. Yeni parti ve genç bir genel başkanla karşı karşıyayız ve... Yakın zamanda Kocaeli İl Başkanı olarak Muzaffer Yoldaş'a atadık. Milli takım antrenörümüz. Evet, güzel. Ve dünya şampiyonu. Güzel insanlarımız var diyorum ya size. Hakikaten bu memleket için bir şeyler yapabilecek, elini taşın altına koyabilecek insanları seçiyoruz. Seçici olmaya da çalışıyoruz. Peki kıymetli başkanım, öncelikle bir de güzel bir logonuz var. Bir logonun açılımı ile ilgili sizden bir bilgi alalım. Daha sonra da devam edelim. Logomuz kutu bir dizi. Yürümü kaybedenlerin, AK Parti'de adaletin sağlanmadığını düşünenlerin noktasıyız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyeti koruyamadığını düşünenlerin partisiyiz. MHP'nin ocak kültürünü sahiplenemediğini düşünenlerin partisiyiz. Yani bu şu anlamda kendinde mevcut partilerin eksik bulunan kişilerin ortak partisiyiz. Ne güzel kıymetli başkanım. Şimdi tabii ki bir de gelelim diğer konularımıza. Siyasi anlamda da tabii ki Cumhuriyet ve Adalet Partisi hangi ideolojik değerleri savunacak ve diğer partilere farkınız ne olacak kıymetli başkan? Bizim en büyük farkımız hayata bakış açımız ve gençlerle olan yol yürüyüşümüz. Biz insanlara yalan vaat vermiyoruz. Ben her gittiğim konuşmada... Vaat veriyor musunuz yani? Her gittiğim konuşmada diyorum ki sadece bize dua edin. Yola çıkıyoruz. Vaadiniz bu. Tek vaadimiz bu. Birinci dereceden insanlara dokunmam lazım. Dokunduğumuz zaman zaten insanların bize dönüşü her zamanki gibi farklı oluyor. Türkiye'deki yapılan siyaset ne kadar doğru? Ormanlarımız yandı. Siyasetin doğru olduğunu söyleyebilir misiniz? Söyleyemeyiz. Ormanlarımız yandığında ciğerlerimiz yandı aslında. Tabii canım, burada sonuçta yaşayan tabii ki bir diğer canlılarımız da var. Onları düşünmek zorundayız her zaman. Ölen insanlarımız, ölen hayvanlarımız, evini kaybeden insanlarımız oldu. Aynen öyle. Birçok şeyi kaybettik. Ama bunda alınan kararlarda gönüllü vatandaşların bile katılması engellendi, örnek veriyorum size. Uçaklarımızın hangarlarda yatması kadar acı bir durum yok. Uçaklarımız hangarlarda yatarken biz Somali'ye 30 milyon dolar gibi, aylık 2,5 milyon dolar gibi bağış yapıyoruz misal. Biz kendi içimizdeki eksiklikleri tamamladık mı? Biz kendi halkımız için ne yaptık? Bunun gibi söylenebilecek aslında o kadar çok sorun var ki. Mülteci sorunu, eğitim sorunu, ekonomi sorunu, kültürel kaybettiğimiz değerlerimiz. Hangi birinden başlasak, emin olun şimdi burada konuşmaya başlayalım. 24 saat programımızda olan kanal sahibiniz izin verir mi bilmiyorum ama. Ya tabii ki mutlaka ki bir vatandaş olarak herkes veya sizler kendi fikrinizi mutlaka ki beyan edeceksiniz. Sonuçta hepimiz bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Herkes tabii mutlaka ki öncelikle devletimizin var olmasını ister ve daha sonra tabii ki sorunları da aktarmak ister. Bununla ilgili zaten onları söylüyorsunuz zaten biz sizlerde. Tabii başkanım, şimdi de bunlar dışında bir eklemek istediğim bir şey daha varsa şunu da sormak istiyorum. 48 ilde dediğiniz gibi bir yapılanmaya girdiniz. Evet. Öncelikle il başkanlığı neye göre atadınız? Öncelikle o bölgedeki il başkanları, ilçe başkanlarına ne vaat ettiniz? Nasıl bir şu anda yapılanma var? Ve kurulan yönetimler kimlerden oluşuyor? Şimdi dediğimiz gibi bizim arkada görmediğimiz çok güzel bir kuşak geliyor. Z kuşağı var. Mutlaka ki onlar çok dikkatli ve tabii ki toplumu ve süreci çok iyi takip eden bir genç nesilden bahsediyoruz. Siz bununla ilgili nasıl bir yapılanmaya girdiniz teşkilatınızda? Ve bir de bu zoru nasıl başardınız? Şimdi biraz önce konuştuk ama onu da girmek istiyoruz. Kısa bir zamanda bugün kolay değil. Hem parti kurmak hem de 48 ilde dediğimiz gibi yapılanmaya gitmek ve bir de bunun altyapısını da merak ediyorum. Nasıl karşılıyorsunuz? Yani buradan bir herhangi bir kaynak var mı? Ve bu kaynak kim tarafından karşılanıyor? Kıymetli başkanım. Yok. Hiçbir kaynağa ihtiyacımız yok bizim. Bizim en büyük kaynağımız halk. Zaten bize gelen insanlar tamamı, herkes yeniliğe aç olduğunu, artık bu sistemin değişmesi gerektiğini, bu siyasi konjonktürde birçok şeyin tekrardan yapılanması gerektiğini öngörüsüyle geliyor.
Milli Eğitim Bakanı'nın okul sahibi olduğunu düşündüğümüzde, Sağlık Bakanı'nın hastane sahibi olduğunu düşündüğümüzde, Ticaret Bakanı'nın ticaretle alakalı faaliyet gösterdiğini düşündüğümüzde, insanların canı yandı. İnsanlar yeniliği arıyordu ve siyasetle o kadar küskün, o kadar yeni arayış içerisinde olan insanlar vardı ki hepsini toplamamız bizim için çok zor olmadı. Çünkü insanlar kaybetmiş olduğu güvenlerini tekrar sağlamaya çalışıyor. Gelen insanlarımıza da diyoruz, bizim halka dokunun, halkın içinde olun. Biz onlardan bir farkımız yok. Bunları mı söylüyorsunuz teşkilatınıza? Aynen öyle. Çünkü biz kendimizi göklerden aşağı indirmedik. Kendi teşkilatım için de söylüyorum. 3 sene süremiz var. Bu görev kimse koltuk, kimseye ait değil. Rabbim bile Mikail'e, İsrafil'e, Azrail'e, Cebrail'e farklı farklı görevler verirken tek kişiye başkanlık ya da imparatorluk kimseye vermesinin hakkı yok. Tabii siz diyorsunuz ki çoklu parti daha avantajlı mı diyorsunuz? Hem çoklu parti hem siyasi partiler içerisinde. 3 sene benim görevim var. 3 sene sonrasında başka aday çıkarsa iyisini yaparız, zaten teslim ederiz. Tüzük nasıl başkanım? Biraz da kısa bir tüzüğe girmek istersek. Tüzüğünüzde neler var? Yani maddeler ya da işte ne bileyim bir koltukta işte kaç sene oturulur ya da işte ne bileyim kısa sıranız var mı? Çok kısa böyle özet isterseniz. Şöyle söyleyeyim. Çünkü tüzüğü de merak ediyor insanlar. Şu an merak ediyordur da kıymetli izleyenlerimiz. Partimizin web sayfasında zaten parti tüzüğümüz, parti programımız mevcut. Ama sizden kısa yine bilgi alalım. Şöyle söyleyeyim. Biz parti tüzüğünü ve parti programını ve teşkilatlanmayı tamamen kurarken milliyetçi bir yapıyla kurduk. Atatürk ilkelerini, inkılaplarını sahip çıkacak insanlarla kurduk. Ve içimizde askeriyeden ayrılma arkadaşlarımız var, doktorlarımız var, hastane sahiplerimiz var. Çok geniş bir kitlemiz var. Elhamdülillah dediğim gibi 48 ilde bitirdik. Bu 48 ilin sonunda Allah izin verirse yaklaşık bir ay içerisinde 81'ini tamamlayacağım. Zaten şu anda turnedeyiz. Buradan sonra Antalya'ya, yarın Antalya'dayız. Ayın 15'inde Diyarbakır, ayın 16'sında Kars, Ağrı diye devam ediyor tarih programımız. Biz çıktığımız bu yolda biz kendimize güvenmedik. Biz halkın artık sesini duyurmasını istiyoruz. Bir lansman yaptık. İlk bir partiyi kurma kararını aldığımızda çok acıdır ki bir gencimiz konuşmak istedi. Sizin lansmanınızda mı? Bizim lansmanımızda. Evet. Söz verdiler sağ olsunlar. Gencimiz dedi ki ben burada konuşacağım ama dışarı çıktığımızda ne olacağını bilmiyorum. Bir gencin bunu söylemesi kadar Türkiye'de acı bir şey yok. Evet, birçok değerimizi kaybettik bu ülkede. Andımızı kaybettik. Gençlerimizde temelden verdiğimiz, birinci sınıftan itibaren vermiş olduğumuz milli duyguyu kaybettik. Artık okullarda söylenmiyor. En basit örneğini veriyorum size. Kaybetmiş olduğumuz değerleri, kadın cinayetlerinin her geçen gün sayısı artıyor. Mültecilerin Türkiye'ye girişi her geçen gün artıyor. Bunlar bizim için çok büyük kayıplar. Çok iş düşüyor. Okullarda öğretmenlere temelden çok iş düşüyor. Yani bir mahalleye bile temelden çok şeyler düşüyor. Siz eğitimi düzeltemezseniz, ekonomiyi düzeltemezseniz, tarımı, hayvancılığı düzeltemezseniz, ülke hep geri gitmeye mahkum.
tarımı bitirdik. Hayvancılığı bitirdik. Eğitim Kırklar elinde bir tane okulda. İki okulumuz yan yana. Ayrımcılık yapılması çok doğru değil. Çok değil, hiç doğru değil. Çünkü bizim alttan gelen gençlerimiz, çocuklarımız teknolojinin ilerlemesiyle bir şeyleri aç ve alttan gelen nesil çok zeki bir nesil. Hiçbir partide Z kuşağıyla alakalı bir genel başkan yardımcılığı sıfatı yok. Ama biz dedik ki Z kuşağının içerisinden kendi bünyemize genel başkan yardımcısı alalım. Aldınız mı böyle bir şey? Aldık. Ne güzel. Çünkü bizim onların fikirlerine ihtiyacımız var. Peki ne çıkıyor başkanım? Yani şimdi tabii Z kuşağı dediniz önemli. Aslında bu da bizim için de çok çok önemli. Yani hep beklenti Z kuşağından. Yani bugün herkesin tabii ki arka tabuda belki de unuttuğumuz ya da şu anda büyüyüp Z kuşağında çok yakın sosyal medyayı kullandı ve mutlaka ki sizin gibi siyasetçi ve tüm siyasetçileri yakından takip ediyor. Siz Z kuşağıyla önceki nasıl bağlantı kurdunuz? Ve Z kuşağının şu anda fikirleri nedir? Sizin sahada Z kuşağından aldığınız öngörü ve görüş ne çıkıyor kıymetli başkan? Z kuşağının en neler aldınız? Z ve onlara siz ne vaat ettiniz? Z kuşağının en büyük eksiği konuşamaması. Çünkü anne babamız diyor ki konuşma. Konuşma başına iş alırsın. Çünkü alışılmış bir yapı var. Bu yapıyı da kıracak olan bizim gençlerimiz. Onların fikirleri, onların düşünceleri hakikaten çok güzel. Geçen hafta Ankara'daydık. Ankara'da gençlerle buluştuk. Gençlerimiz ilk önce bir siyasi parti başkanı olarak temkinli davrandı. Arkadaşlara dedim ki beni siyasi parti başkanı kimliğiyle görmeyin. Çok benle yaşınızın aralığı yok. Sizi en iyi anlayacak insanlardan biri benim. Yani bir yargı oluşmuş diyorsunuz. O yargı kırılması için de ben de diyorum. Dediniz sorun. İstediğiniz soruyu sorun. Kafanıza takılan, değişmesini istediğiniz ne varsa sorun. Ben sizi yargılamıyorum. Yargı mekanizması ben değilim. Ama kendi düşüncelerinizi kendinizin ifade etmesi lazım. Ve o toplantıda o kadar güzel düşünceler, o kadar güzel fikirler çıktı ki parti teşkilatımızda, genel merkezimizde her cumartesi günü sağ olsun gençlerimiz Ankara için konuşuyorum, toplantı yapmaya karar aldılar. Ayın 26'sında da tekrardan Ankara'da yaklaşık 300-400 kişilik Z kuşağındaki arkadaşlarla tekrardan bir toplantımız ve seminerimiz var. Biz insanlara adımla gidiyoruz. Biz insanlara dokunarak ilerliyoruz. Biz insanlara var olmayan hiçbir şey bahsetmiyoruz. Önce onları dinlememiz lazım bizim. Onların sıkıntılarını çözmemiz lazım. Onların düşüncelerine saygı duyduğumuzu göstermemiz lazım. Biz onlara saygı duymazsak saygı bekleyemeyiz. Bir de sizin altyapınızda tabii çok önemli bir şey daha var. Bunlar siz derken saatte konuştuğumuz zaman da sizin sohbetlerinizde ben bunları da almıştım. Siz tabii bir mahalle ortamından gelen, bu sokağın nabzını tabiri caizse iyi bilenlerden bir tanesiniz. Bu da çok önemli değil mi? Yani hani bazen diyoruz ya bugün şimdi zengin, çok fakirin durumu ne kadar anlar o çok bilemiyoruz. Yani bir empati kurup yaşamamız lazım veya hani güzel bir söz var. Peygamber Efendimiz'in sözü var mesela. Komşusu açken diyor tok yatan bizden değildir. Yani biraz da bir empati yapmamız lazım. Sonuçta bizim vitrinimizin önü güzel göründüğü gibi arka sokaklar dediğimiz yerlerde ya da işte dezavantajlı bölgelerde belki de hayatta bizim görmediğimiz ya da bizim bilmediğimiz veya işte hiç girmediğimiz noktalarda çok farklı sorunlar var. Kıymetli başkan. Bunlara da biraz girmek istersek bunun da sizin için avantajı ya da sizin buradan gelmenizin partiye katkısı ve seçmene katkısı ne olur kıymetli başkan? Şimdi biz siyasi anlamda geldiğimiz noktada alttan yetişmeyiz. Mahallelerden yetişmeyiz. Sokağın nabzını ve insanların nabzını tutabilecek yapıdayız. Evet biz de ticari anlamda ve siyasi anlamda bir yerlere geldik elhamdülillah. Geldiğimiz bu noktada da halkın karar vereceği mekanizma olarak biz de bu mekanizmanın içerisinde yer aldık. Aldığımız bu yerde ben şuna adım kadar eminim. Bu siyasi arenada alacağımız bizim ortalama oy minimum %8'de %10. Evet.
ciddi bir rakam. Yani bunu neye göre vaat ediyorsunuz veya nasıl bu kadar net olabiliyorsunuz? Şimdi insanlar, örnek vereyim. 2011 yılında olan deprem, 2020 yılında olan deprem. Bizim şu anki 20 yıldır yönettiğimiz devlet sistemi, normal hayatta imandan sıkıştığımızda da iban atan bir devlet yönetimindeyiz. 99 depreminden beri alınan deprem vergileri, geçici olarak alınan deprem vergileri hala devam ediyor. Nerede bu vergiler? Nerede kullandık biz bu deprem ödenilen deprem vergilerini? Biz neler yaptık? Köprüler yaptık, hastaneler yaptık. Ama bunlara dedi ki yap, işlet devlet sistemi. Havalimanları yaptık. Kasamızdan kaç para çıktı? Bunları görmemek için kör olmak lazım. Afyon'da bir havalimanı yaptık. Aylık 1 milyon yolcu kapasitesi verdik. Havalimanının toplam kapasitesi, maliyeti 50 milyon. Bizim ödediğimiz ceza şu ana kadar 45 milyon. Ne kadar acı kayıp. Ve bu insanların verdiği vergilerle. Verilen vergiler var. ÖTV'ler var, KDV'ler var. Nerede? Size de soruyorum, nerede? Kimse bunun cevabını veremiyor. Sadece gündem değiştiriyor. İnsanlar bunun farkında. İnsanlar susuyorsa, halk cevap vermiyorsa bir bildiği vardır. Ama sandık günü herkes bunun farkına varacak. Bunu diğer siyasi partilerin başkanları da farkında. Peki sokağın nabzı nasıl? Yani tabii şimdi biraz önce dediniz, halk bekliyor, halk susuyor, halk sandığı bekliyor diyorsunuz. Mesela siz ekibinizle birlikte tabii dediğim gibi zor bölgeden başladınız. O konuda da hakikaten kolay değil. Doğu ve Güneydoğu'da tabii mutlaka ki bu bölgelerde de kendinize göre seçmenlerin mutlaka ki yapısını da araştırıp içine girdiğiniz de olmuştur. Onlara da biraz sonra değineceğiz. Ne istiyor halk? Yani halk en çok neden sitem ediyor veya halk sizden ne bekliyor? Siz halka giniyorsunuz. Dediğimiz gibi tepkili hiç karşılaşıyor musunuz? Bunu çok merak ediyorum. Ya da dediğimiz gibi onların kanalına nasıl giriyorsunuz? Kıymetli Başkan. Halktan hiçbir zaman şimdiye kadar gittiğimiz hiçbir yerden tepki almadık, şükürler olsun. Aldığımız tepkilerin hepsi olumluydu. Diyorum ya size, genç olmamızın, kadromuzun genç olmasının, teşkilatlanmamızın genç olmasının, aktif olmasının, hareketli olmasının bize çok büyük faydası var. Gittiğimiz her yerde tanıyalım ya da tanımayalım. Misafirperverlikleri, sohbetleri, ikili diyaloglarımız her daim olumlu geçti. Tabii kolay değil. Peki ne geliyor kıymetli başkan? Yani onu da özür dilerim, almak istiyorum ama en çok sokaktan aldığınız tepki ne oluyor mesela? Yani size en çok neden dolayı ya da işte bir şeyler değişmesini istiyorum gibi sizden hani mutlaka ki beklenti var. Siz dediniz ya birinci 108-110'la bizim böyle bir beklentimiz var dediniz. Şimdi biraz sonra üye çalışmalarınıza gireceğim. Kısa zamanda ne kadar üye çalışmanız oldu veya bir hedefiniz var mı bu konuyla ilgili? Onun da cevabını sizden isteyeceğiz. İnsanlara biz vaat vermiyoruz. Bizler insanlarla konuşurken dediğim gibi hep dua istiyoruz. Ama yaptığımız çalışmaların içerisinde insanların genç olmamız, aktif olmamız, insanlara dokunmamız, bunlar insanlara aradığı özlemi yaratıyor. Bizler diğer siyasi partiler gibi üst pencereden bakan bir yapıya sahip değiliz. Üst pencereden de hiçbir zaman bakmayacağız. Biz onlarla otururuz, aynı sofrada yemek yeriz. Onlar da bizle beraber aynı sofrada oturur, yemek yerler. Bizim hiçbir ayrımcılığımız yok. Biz hiçbir siyasi konjektörde din, dil, ırk ayrımı yapmadan ama altını çizerek söylüyorum. Tek davamızın bayrak, devlet, millet kavramıyla yola çıkan tüm arkadaşlarla beraber zaten bu yolda dimdik devam ediyoruz. Üye çalışmalarınız nasıl gidiyor, üye çalışmalarınız? Yani üye çalışmalarımız şu an açılan il ve ilçelerimize göre hızlandı. Bu ay sonu itibariyle zaten resmi olarak da onaylanmaya başlanacak. Bu ayın sonu itibariyle hedef 100 bini bulur diye düşünüyoruz. Allah'ın izniyle de hedefimize ulaşacağız. Peki bir de İzmir'e girmek istersek. İzmir'de de bildiğim kadarıyla bugün bir sürpriz oldu. Onu da bir sizden alalım kıymetli başkan. Bugün il başkanımızın resmi olarak atamasını yaptık. İsminiz şimdi açıklamak istemiyorum açıkçası. Tamam, kararsızım başkanım. Resmi olarak yarın resmi
web sayfamızda da yayınlayacağız. Bu. Bunları alacağız. Başkanım, şimdi dedim ki ben aslında halkın tepkisini sizden istedim ama onu tam alamadım, onu istiyorum sizden. Ne geliyor sahadan? Yani sahada halk size nasıl bir tepki veriyor? İnsanlar... Şimdi siz tabii ki turnelere çıkıyorsunuz. Mutlaka ki gidiyorsunuz. Antalya olsun, işte doğuda, güneydoğuda her yeri geziyorsunuz. Halk ne istiyor kıymetli başkan? Yani halkın tabii ki istediği nedir sizden? Veya neden şikayetçi? Önce eğitim. Onu soruyorum size. O yüzden biraz önce onu da cevap edeyim. Ekonomi. En başta istedikleri bu. Ve en önemlisi mülteci sorunu. Bu önünüze geliyor mu? Haddinden fazla. Haklıların sonuna kadar haklılar. Türkiye'de siz eğitimi çözemediğiniz sürece, ekonomiyi çözemediğiniz sürece insanlar hep bir yandan sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Eğitim dediğimiz konuda şu an Türkiye'de iki üniversite mezunu olan arkadaş oturduğu sokaktan ya da mahalleden dolayı devletin resmi kurumlarında kendi branşıyla alakalı işe giremiyor. İşe giremiyor. Ve ne iş verilse yapılacak durumda olduğunu beyan ediyor. Bunlar çok acı şeyler. Üniversitelerde açtık özel güvenlik bölümleri. 2 yıllık üniversite açtık. Makine teknikerliği açtık. Sağlık bölümüyle alakalı. Her gittiklerinde tecrübe istiyor. Ya arkadaş, bu adamları sen iş vermezsen bu insanlar nereden tecrübelenecek? İnsanlar okuduğu bölümü yapamayacaksa ya da bunun üzerinde çalışma yapamayacaksa ne zaman çalışacak? Ya da bunun da gibi şu da olabilir. Aslında bu alana girdiği andan itibaren genç yaşlarsa meslekte üretilebilir. Yani diplomayı almadan önce de aslında bir tecrübe yapılabilir. Bunun tabii ki mutlaka ki Avrupa ülkelerinde bunun örneklerini yaşıyoruz. Ama bunun da altyapısının yapılması lazım. Tabii ki. Mesela şimdi Avrupa ülkesinde sizler de mutlaka yakından takip ediyorsunuzdur. Çoğu kişi durumu da iyi olsa da mutlaka ki o babası olsun veya işte aile birileri olsun aslında önce temelden başlıyor. Çocuğuna meslek üretiliyor. Yani her şeyden önce bir bileziği olsun kolunda. Onunla gidiliyor ve daha sonra çocuklardan önce temelden iş hayatına alıştığı zaman da kolaylık sağlıyor. Şimdi bizim maalesef gençlerimizde herkesi teyze de konuşuyorum ama rahat alıştığımız zaman aile birinde aman çocuğum iş yapmasın, aman otursun, aman işte girmesin dediğimiz zaman da yarın mesleğini eline aldığı zaman da o tembellik ona devam ediyor mu kıymetli başkan? Yani burada tabii ki büyük görev devlete düşüyor ama burada aileye de düşüyor. Ne düşüyor yani, sizden dinleyelim onu. Aileye de çok büyük şeyler düşüyor. Bizim analarımızda babalarımızda vardır ya, ben çektim sen çekme. Evet, işte onun için söylüyorum bunu. Aslında çekmiyor. Çocuğa hayatı öğretiyorsun. Sen çocuğa hayatı öğretme. Ondan sonra gerçeklerle yüzleşmesini engel ol. Ondan sonra çekteki orada haklısınız ama ben gene yeğliyorum. Bu ülkede gençlerin kendi okudukları bölümleriyle alakalı, kendi düşünceleriyle alakalı çalışmasını isterim. İhtiyaçları var. Şu an Türkiye'de gençlerin %63'ü Türkiye'den temelli gitmek istiyor. Ne kadar bir acı kayıp. %63'ü hafife alınacak bir sayı değil. Buna göre bir anketiniz mi var? Yani bununla ilgili bir... Yapılan araştırmalara istinaden söylüyorum. %63 çok büyük rakam ve temelli gelmek istemiyorlar. Asgari ücret... Neden kıymetli başkanım? Yani dinlediğiniz kadarıyla onları Türkiye'deki yani, neden buradan gitmek istiyorlar? Eğitim, ekonomi ve iş imkanları. Bu insanlara biz bunları vermiyoruz. Bizim televizyonlarda anlatılan işsizlik oranları reelle aynı değil. Eğitimdeki başarımız aynı değil. Şu an Türkiye'de doktorluk okumak isteyen bizim kendi öğrencilerimiz sınava bir dakika geç kaldı diye alınmıyorken Katarlılar sınavsız kayıt olabiliyor. Yabancı burs, yabancı kayıtlarda %1, %1,5 kontenjman sıralaması varken şu an bazı üniversitelerimizde %40, %45'lere çıktı. Bunlar da bizim için çok büyük etkenler. Şu an Türkiye'de yaklaşık 5-6 milyona yakın mülteci var. Daha dün haberlerden takip etmişsinizdir. Ankara'da bir genç çocuk öldürüldü. Antalya'da daha dün sahilde
Afgan bayrağı çekildi. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ya. Biz değerlerimizi kaybetmememiz lazım. Bu bayrak için milyonlarca insan şehit oldu bu zamana kadar. Biz evet Müslüman ülkeleri sonuna kadar arkasındayız. Ama bayram tatillerinde tatile gidip tatilden sonra Türkiye'ye gelme kadar saçma bir düzen yok. Türk insanı istemiyor. Bu benim gördüğüm ve konuştuğum cephe üzerinden konuşuyorum. İnsanlar bıkmış durumda. Tecavüz olaylarına bakın arttı. Taciz olaylarına bakın arttı. İnsanlar bunlardan illallah etti. Maalesef sosyal medyada bunun için eklendi. Sosyal medyada eklendi. Gençleri kaybettik bununla ilgili. Ve hangi akla hizmet Türkiye'ye gelen bir mülteci bizim Türk insanını ya da siyasetçisini eleştirebiliyor. Çok çirkin eleştirilerde bulunabiliyor. Kadın cinayetlerimizi örnek veriyor. Ya arkadaş, istenilmediğin yerde durma. Çünkü Türkiye toprakları bize ait. Kendi memleketinize gidin. Evet, orada savaş vardı. Biz gereken yardımları yaparız. Millet olarak yaparız. Ama Türkiye'deki %90 nüfusumuz istemiyor. Kadın cinayetlerimizde örnek veriyorlar. Geçen yaklaşık 2-3 gün önce kadın cinayetlerimizle alakalı konu konuşuyorlar. Kadın cinayetleriyle alakalı da çok sevdiğim bir spiker var. Ece Ünder. Her kadın cinayetiyle alakalı konuşmasında şöyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki kadın ortadan bölersen yarısı annedir, yarısı çocuktur. Çok doğru. Çok doğru aslında. Sen kadını öldürmüyorsun sadece. Sen o çocuğun geleceğini de bitiriyorsun. Kesinlikle. Çünkü ona eğitimi veren anne. İşte ama bunların... Bir de şunu unutmamamız lazım. Bizi doğuranlar da bir ana. Hepimizin bir anası var. Yani bunu empati kurmamız lazım. Yani uzlaşmak varken, konuşmak varken. Bir de toplumda şunu görüyorum kıymetli başkan. Çok kısa belki konu dışı çıkmış gibi olacağız ama. Ya toplumda böyle bir asabilik, böyle bir stres. Yani artık insanlar birbirine karşı bir böyle hoşgörü kalktığını da görüyoruz. Bunlar tabii ki çok acı şeyler. İnsana geçim verdiğinde tabii ki mutlaka ki çok büyük sorunlara var ama. Her ne olursa olsun hiç kimseyi bizler öldürmeye hakkımız yok. Sonuçta biz bu dünyaya kendi başımıza gelmedik. Sonuçta bu dünyanın ebedi bir sahibi var. O yüzden evet. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Ve canı Allah vermiştir. Mutlaka ki Allah'ın alması gerekir. Burada hak, adalet veya bir şeyler diyorsak bunun uygulanması lazım. Ve aslında ceza almadıkları zaman da bu onları teşviklendiriyor. Yani bununla ilgili de sıkıntılar da hep bunu yaşıyoruz. Maalesef insan bu konuda da dikkat etmesi gereken hususlarımız var. Çünkü dediğimiz gibi kadındır yani. Sonuçta her zaman başının üstünde yeri var kıymetli başkan. Bunun da ilgili kadınlarla önemli. Alakalı en basit yakın zamandan örnek vereyim. Bir tane genç bir çocuk var. Ümitcan Uygur. Bir cinayetten yargılandı. Ama bazı etkilerinden dolayı serbest kaldı ve tekrardan ikinci bir cinayetten dolayı gözaltına alındı. Şimdi bu ülkede baklava çalan çocuğa biz 17 sene hapis verdik. Bir poşet evinin ihtiyacını geçindiremediği için hırsızlık yapana 4 sene cezaevine yatırdık. Bu tarz insanları biz frenleyemediğimiz sürece, birinin arkasına sığınıp dışarıda dolaştırdığımız sürece biz bunların önüne geçemeyeceğiz. Konu ne olursa olsun, kadın cinayeti vesaire vesaire. Bunların ana teması aslında eğitim. Sen anne babayı eğiteceksin. Sen eğitimi, şiddetin zararlarını okul döneminde vereceksin o çocuklara. Bunları yapmadığın sürece zaten sıkıntı yaşamaya mahkumsun. İnsanlar evet dediğiniz gibi çok gergin. Neden? 1,5-2 yıldır süren bir pandemi süreci var. Bu süreçte insanlar işinden oldu. İnsanlar iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. İnsanlar aile olarak sıkıntılar yaşamaya başladı. Bunların en asıl teması da ekonomi.
ekonominin bittiği yerde insanlar haddinden fazla geriliyor. Ne yapsın bu adam? Yasaklar geldi, bir ay herkes evde. Yasaklar geldi, iş yerleri kapalı. Çalışanların maaşları var, kira var. Bunlara gelince hiçbiri düşmüyor. Hiçbirini devlet ödemiyor. Ne yaptık? 500 lira dükkan kiralarına destek verdik. Adam 20 bin lira, 30 bin lira kira diyor aylık. 500 lira o adamın neyine yetecek? Ne yapacak o adam 500 lirayla? Ama en sonunda çıktığımızda da şükürler olsun, hakkınızı helal edin. Sadece hakkınızı helal edinle bitmiyor bu iş. 85 milyonun vebali var. Daha dünyaya gelmemiş çocuğun vebali var. Peki kıymetli başkan, siz bu kadar şey saydınız. Hep yanlışları, bir takım hataları, yapmış olduğu, hükümetin yapmış olduğu bir takım hataları bahsettiniz. Peki siz göreve gelirsiniz. Neler değişeceksiniz? Yani neler planlıyorsunuz? Yani bu hataları nasıl telafi edeceksiniz kıymetli başkan? Veya buradan seçmene, buradan vaat konusunda demeyeyim de, hani vaat diyelim de, ya da neler değişirse olacak sizin, eğitim sizle beraber diyelim. Eğitim yapısını değişmesi lazım. Eğitim yapısını değiştireceğiz. Mesela? Okulları çoğaltıp sınıflardaki öğrenci sayısını azaltacağız. Bizim Türkiye'de çok değerli öğretmenlerimiz var. Çok saygıdeğer öğretmenlerimiz var. Bu insanları yönetim kadrolarına alacağız. Yani bir Milli Eğitim Bakanı'nın, Milli Eğitim Bakanı olarak illa okul sahibi olmasına gerek yok. Okul sahibi de olsa, hastane sahibi de olsa, herkes sonuç olarak kendi sivil hayatında ticaretle uğraşıyor. Bizim ticaretle uğraşacak insanlara ihtiyacımız yok. Bize hakikaten eğitim verebileceğine inandığımız ve bunu koordine edebilecek çok güzel hocalarımız var. Bunlarla çalışacağız. Bunlarla beraber idari sevgi sağlayacağız. Ve bunlarla vaatlerimizi, yapılacak projeleri ortaya çıkaracağız. Yani ilk diyorsunuz bizim için temel olan en büyük öge, unsur diyorsunuz ki eğitim. Eğitim ve mülteci konusu. Mülteci konusu diyorsunuz. Peki kıymetli başkan, sizin bildiğiniz gibi yapılanmanız oldu. Şimdi oranın tabii ki bir gider gelirleri oluyor. Burada siz nasıl bir kolaylık sağlıyorsunuz? Tabii sizin kendinize ait tabii şirketleriniz var ama bu partinin diğer illerdeki masrafı oluyor mu? Ya da sizin işte ne bileyim diğer illerde olan aidat paraları, onlar oluyor mu kıymetli başkan? Onları da merak ediyoruz. Bunlar zaten olması gereken şeyler. Biz bu yola çıktığımızda yanımızda duran ve bizi destekleyecek insanların, halkımızın destekleriyle aslında çıktık bu yola. Sağ olsun herkes taşın altına elini koydu. Herkes taşın altından elini çıkartmamak için de mücadele ediyor. Emin olun benden daha fazla bir organizasyon düzenlemek, bir yerle toplantı yapmak, bir şeyler yapmak için onlar benden daha hevesli. Onların bu hevesini, bu çabalarını gördükten sonra biz de daha fazla zevk alıyoruz. Yollara çıktık şimdi. Yaklaşık bir ay Akdeniz ve Doğu'da turumuzu tamamlayacağız inşallah bu ay. Çıktığımız bu yolda da çok iyi sonuçlarla geri döneceğiz. Zaten Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm çalışmalarımız tamamlandı. Bunların açılışlarını yapacağız. Halkla bir araya geleceğiz. Esnaflarımızla bir araya geleceğiz. Doğudaki diğer sorunlarımızı dinleyeceğiz. Şimdiye kadar Türkiye'de Kürtmüş, Lazmış, Çerkezmiş, Aleviymiş, Sünniymiş çok fazla ayrımlar yapıldı. Biz diyoruz ki bizim Kürt, Türk, Laz, Çerkez bir problemimiz yok. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında, aynı çatı altında yaşıyoruz. Bu çatı altında da bizler atalarımız zamanından beri kardeşçe yaşadık. Hiçbir zaman bölünmedik. Bizi de kimse bölemez. Kaç tane il gezdiniz başkanım? Şu ana kadar yaklaşık 13-14 il gezdik. Peki nasıl geri dönüşümler oldu? Mesela aklınıza kalan ya da böyle çok bir yerde bir şey beklemeyip ya da böyle çok önemli böyle ne bileyim diye geri dönüşümler aldığınız iller var mı kıymetli başkanım? Gençlerimiz bize daha çok sosyal medyadan yazıp soru sormak istiyor. Var mı bununla ilgili bir şeyiniz? Bir altyapınız oluşacak mı inşallah? Gençlerle alakalı. Evet. Gençlerle alakalı. Güzel bir şey aslında. İyi de bir şey söylemişler aslında. Aynen öyle. Şimdi Gençlik Kolları Genel Başkanımız var. Z kuşağıyla alakalı Genel Başkan Yardımcımız var. İl ve ilçelerdeki teşkilatlanmalarımızda Gençlik Kolları ve Z kuşağıyla alakalı ekip arkadaşlarımız var.
Bizim en çok istediğimiz insanların konuşabilmesi. İnsanları konuşup haklıdır ya da haksızdır. Rahatlama istiyor değil mi insanlarımız? Rahatlamak istiyor. Sorunlarını, problemlerini anlatması lazım. Biz ya da siyasi arenadaki kişiler sorunlarını, problemlerini bilmediğimiz sürece biz o insanlara nasıl yardımcı oluruz? Olamayız ki. Olmak için de o insanlara dokunman lazım. O insanların rahat sana derdini anlatabiliyor olması lazım. Kimisi diyor ki Bolu'ya gittik. Bolu'da fotoğraf çekimi yapılıyor. 10 yaşında, 15 yaşındaki kardeşlerimizin fotoğraf çekildi. Bir kardeşimiz çekilememiş. Sosyal medyadan bana ulaşmış. Başkanım seni çok seviyorum ama fotoğraf çekilemedim seninle. Dedim ki turun sonunda söz, evine geleceğim. Evinde birebir seninle vakit geçirip istediğin kadar fotoğraf çekilebilirsin. 15 yaşında bu çocuk. Ne kadar güzel. Ama bu çocuğa dokunmamız lazım. Onun hevesini, özgüvenini kırmamamız lazım. O yüzden tabii bunlar çok çok önemli. Peki başkanım şimdi bir de aslında kritik bir soru daha sorayım ben size ama. Şimdi bu yola çıkarken mutlaka ki beklentiler de var ama sizin bu yolda da başarılı olmayacağınızı düşünen insanlar da mutlaka ki olmuştur. Sizin hem onlar dışında kendinizin hedefi neydi? Yani siz tabii ki bu yola çıkarken bu duruma geleceğinizi bekliyor muydunuz? Çünkü dediğim gibi çok kısa bir sürede iyi bir yapılanma görüyoruz anlattığınız kadarıyla. Bakıyoruz. Hem dış tepkiler hem kendinizi şöyle bir böyle performansınızı önünüze koymak istersek. Beklediniz veya beklemediniz neler oldu kıymetli başkanım? Vallahi 1,5 yaşında evladım var. Allah ömürler versin inşallah. Allah hepimizin çocuğuna versin. Ben 20 gündür, 25 gündür çocuğumu görmüyorum. Evet, bu da kolay değil. Önemli olan devletse, önemli olan milletse, önemli olan bayrak sevdamızsa, önemli olan 85 milyon halkımız için bir şeyler yapabilmekse, ben 3 ay daha görmem. Yeter ki insanlara faydalı olalım. 20 yıl sonra bir Ahmet Başkan vardı denilmesi lazım. Bunu dedirtmemiz lazım. Yanlışların düzeltilmesi lazım. Hata yapıldıkça, üstüne yeni hatalar da eklendikçe bazen normal kendi sosyal hayatımızda da yapılan hataların artması bize hiçbir zaman doğruyu ulaştırmaz. Ama birilerin eleştirmesi lazım ki doğruyu bulalım. Evet, bizde eleştirenler yok mu ya da olumsuz görenler yok mu? Muhakkak var. Onlara da saygımız sonsuz. Onlar da eleştirebilirler. Çünkü niye söylüyorum? Başarılı olduğumuz zaman herkes alkışlar. Başarısız olduğumuz zaman maalesef tepkilere karşılaşırız. Aynen. Veya işte ne bileyim çıktığınız yolda herkese bir süre verir, bir vaat verir. Yani burada bunlar duracak. Ama şu anda siz de herhalde böyle bir olayla karşı karşıya değilsiniz. Onun için söylüyorum. Hiç eleştirilmedim. Her gittiğimiz yerden diyorum ya hakikaten çok iyi verimler aldık. Eleştirebilirler mi? Evet, sonuna kadar eleştirebilirler. Bizim de bir hatamız varsa bizim de düzeltmemiz lazım. Biz bir siyasi partinin kurulumunda başında olan insanlarız ama hepimiz etten kemikten yaratıldık. Bizim diğerlerinden bir farkımız yok. Biz de halkın içerisindeniz. Biz kendimizi yüksekte görmüyoruz ki. Benim dediğim doğrudur yok. Doğru bir tane. O doğrunun bir tane olduğunda zaten seçim günü halk kendisi zaten verecektir. Peki küsenler de var biliyorsunuz, her partide mutlaka küskünler de var ve şu anda köşede oturup bekleyenler var. Veya ne bileyim herkes bir yandan bir mutsuzluktan, bir artık böyle umutsuzluktan ne bileyim kendi kabuğuna çekilen insanlar var. Mesela sizin bu konuda o küskün insanlara karşı yaklaşımlarınız nasıl? Yani bir de küsenlere karşı yapmış olduğunuz bir çalışma var mı? Ya da ne bileyim farklı insanları araya alıp da araya koyup da gidip onları da dinliyor musunuz? Veya neler alıyorsunuz? Bununla ilgili bir önemli çalışmanız oldu mu kıymetli başkanım? Şunu söyleyeyim. Yavaş yavaş programın sonlarına doğru gidiyoruz. Türkiye'de zaten logomuzun anlamı doydu. Biz kutup yıldızını koyarken dedik ki AK Parti'de adaletsiz olmadığını düşünenler bize gelsin. Milliyetçiliği olmadığını düşünenler MHP için bize gelsin. Cumhuriyetçiliğin olmadığını düşünenler bize gelsin. Zaten adımız üstünde. CHP'nin koruyamadığı Cumhuriyet AK Parti'nin sağlayamadığı adalet temasıyla. Biz
hepsinin ortak partisiyiz. Evet. Bizim bu vatan toprakları üzerinde bölücülüğe karşılıyız. Bu vatan toprakları üzerinde eşitsizliğe karşıyız. Bu vatan toprakları üzerinde adaletsizliğe karşıyız. Bu vatan toprakları üzerinde altta insanların kalıp kullanılmasına karşıyız. Sokakta denk geldiğimiz o kadar çok sıkıntı, o kadar çok problem var ki. Kameraların karşısında bazen anlatılamıyor. Bunların birebir gidip yaşanılması, duyulması, öğrenilmesi lazım. Kim bunu yapıyor? Biz neden bu parti kurma gereğini duyduk? Evet, yani mutlaka biz neden, bunun cevabını da sormuş alırız size. Aynen öyle. Biz neden bu parti kurulmasında bu kadar çaba sarf ediyoruz? İsteseydik bu kadar yapacağımız oluşumları istediğimiz siyasi parti içerisinde yer alabilirdik. Dedik ki herkesin bir hatası var. Herkes kişisel menfaatler, toplum menfaatlerinin önüne geçtiği sürece biz zarar görmeye mahkumuz. Kişisel menfaati olan hiçbir kişi bizim teşkilatımızın içerisinde yer alamaz. Ben olduğum sürece de aldırtmayacağım. Çünkü bizim en önemli şeyimiz toplum menfaati. Değil mi? Peki adınızı nasıl duyuruyorsunuz başkanım? Yani sosyal medya üzerinden mi daha çok kullanıyorsunuz? Hangi platformda daha çok insanlara ulaşıyorsunuz? Yani dediğimiz gibi zor bir gömlek giydiniz. Kolay değil sesinizi duyurmak. Bununla ilgili topluma nasıl ulaşıyorsunuz? Tamam geziyorsunuz Türkiye'yi ama mutlaka ki gidemediğiniz yerler de var. Veya sesinizi duyuramadığınız mutlaka ki farklı iller ve ilçeler ve köyler, mahalleler de oluyor. Siz bu mecraları hangi mecra üzerinden o insanlara ulaşıyorsunuz? Sosyal medyalar üzerinden zaten çok yakından takip eden insanlarımız çok fazla. Bunun dışında zaten gittiğimiz yerlerde sağ olsunlar canlı yayınlarla, yerel basınla zaten destekliyorlar. Biz birilerine ya da insanlara kendimizi duyurmak için işte reklam verelim, bunu yapalım, şunu yapalım diyen bir yapımız yok. Biz dokunmadığımız hiç kimseden bir şey istemiyoruz. Ulaşmadığımız hiç kimseden bir şey istemiyoruz. Diyorum ya, bu ülkede kafa 10 parti var. İnsanlar bu yüzlerden sıkıldı. Çünkü kimseye ulaşmıyor artık. Televizyonlardan, ekranlardan, aracılarla ulaşıyor. Ben aracı istemiyorum. Bir partinin genel başkanı olarak benim gidip o insanlara dokunmam lazım. Çıkıp konuşuyorlar sağ olsunlar siyasi parti başkanlarımız. En yakın örnekte vereyim. Sayın Davutoğlu diyor ki ben bu ülkede %52 oy almış başbakanım. O oyu sen almadın. O oyu Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan aldı. Sen orada duruyordun sadece. Önde biri durması gerekiyordu. Ahmet Davutoğlu'ydu ya da başka bir isim olabilirdi. İnsanların bunu görmesi lazım. İnsanlara evet başbakanlık yaptım. Yapmadın arkadaş. Artık gerçekçi olun. İnsanlar yalanlardan sıkıldı. AK Parti'den ayrıldın. Gelecek Partisi'ni kurdun. AK Parti'den ayrıldın. Deva'yı kurdun. CHP'den ayrıldın. Sarıgül Parti kurdu. Muharrem İnce Parti kurdu. CHP'den ayrıldı. Niye kurdunuz? Hani mantık mı uymadı? Açıklamaya geldiği zaman herkesin kendi açıklaması var. Ama halk bunları biliyor. Halk bunları dile getiriyor. Bizim şu an ayın 21'i, 22'si, 23'ü Rize'deyiz. Siyasi parti olarak 3 gün Rize'de organizasyon yapabilen şimdiye kadar bir parti olduğunu düşünmüyorum. Evet, yani Doğu'da, Güneydoğu'da da bir iç tepkiyle karşılaşmanız, orada yapılanmanız da ayrı bir olay aslında. 3 gün düğün davetimiz var, ziyaretlerimiz var, il binamızın açılışı var. Bunlar çok ciddi şeyler. Çok güvenle, ikili diyalogla olan şeyler. Demek ki ben insanlara kendimi güvendirmişim. Güvendirdiğim için de benim yanımdalar.
Çok şükür. Başkanım, programın sonuna geldik. Bizim tabii ki elimizden geldiği kadar tüm soruları sormaya çalıştık ve siz de sağ olun, İşten cevaplar verdiniz. Bizim atladığımız ya da buradan kıymetli seçmeli, bizi izleyen tüm izleyicilere, tabii burada aile çok çok önemli, destekleri çok önemli. Sizin de sağ olsun yıl ekibinizin de büyük bir katkısı var sizlerle beraber. Mütevazi bir ekiple yola çıkıyorsunuz ve gerçekten de hiçbir korumanız da yok. Bu da çok ayrı bir olay ve doğuda ve güneydoğuda herhangi bir olay kaçışmanız da çok ilginç. Gerçekten orada da büyük başarı sağladığınızı da görüyoruz. Buradan seçmene, izleyicilerimize, Z kuşağına özellikle ve kıymetli izleyicilere son kısa mesajınız ne olur? Onunla da kapanışımızı yapalım. Şunu söyleyeyim, biz doğuya gittiğimizde ya da güneydoğuya gittiğimizde biz yanımızda korumalarla gidebiliriz. Emniyet güçleriyle gidebiliriz. Biz diyoruz ki insanlar bunlara doydu, bizim bunlara ihtiyacımız yok. O insanların güveni, o insanların bize desteğiyle, zaten Allah'ın izniyle, dualarıyla bize bir şey olmaz. Biz yanlış yaptığımız bir şey yok ki. Bizim davamız, bayrağımız, vatanımız, milletimiz. Zaten bunun uğruna bir şey olacaksa boynumuz kıldan ince bizim. Biz ekşi yemedik, karnımız ağrısın. İnsanlarımız bunları bildiği için biz doğuda hiçbir zaman otelde kalmayız. Evlerinde bizi misafir ederler. Tanısınlar ya da biz tanıyalım ya da tanımayalım. Bunun keyfini emin olun bir kere alın. Vallahi de billahi de. Başka hiçbir şeyde o keyfi bulamayacaksınız. Aslında başarının en büyük anahtarı da bu olduğunu görüyoruz. Aynen aslında. Öyle. İnsanlar seni destekliyor. İnsanlar seni davet ediyor. Kimden kaçıyoruz? Benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde yaşayan herkes, o kimliğine sahip olan herkes benim vatandaşım, benim abim, benim kardeşim, benim dostum. Ben bunları nasıl yargılayabilirim? Hatalarını söyleriz, eleştiririz. Ama bu insanları biz yargılayamayız. Yargı mekanizması farklı. Biz onları doğruyu göstermekle yükümlü insanlarız. Bölücülük yapmadan, onları birbirine kırdırmadan, Çerkezi, Lazı, Kürdü ayırt etmeden, eğitimde, ekonomide her birine verilen eşitliği diğerine de vermemiz lazım. Biz bunu yaptığımız zaman ya da bunu hissettirdiğimiz zaman insanların bize güveni paha biçilemez. Korumaya gerek yok ki. O insanlar bizi bizden daha iyi koruyor. Değil mi? Teşekkür ederiz kıymetli başkanım. Çok teşekkür ederim. Renk verdiniz. Cahilat sürenin de sonuna geldik. Öncelikle sizlere ve ekibimize teşekkür ediyorum. Çıktığınız yolda başarılar diliyorum. Dediğiniz gibi bundan sonra da bir Antalya, daha sonra Diyarbakır'da da inşallah her şey gönlünüz olsun diyorum. İnşallah. İlerleyen zamanlarda tekrar Ege TV ekranlarında sizleri görmek dileğiyle inşallah diyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yarın. Renk verdiniz. Sağ olun. Evet kıymetli izleyenler, bizim OBA programında bizler de Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Sevim'e çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim OBA programında bize ayrılan sevgili izleyenler, sürenin sonuna geldik. Haftaya farklı konuklarımızla tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Ege TV'de kalın, bizim OBA'da kalın. Müzik